Evet arkadaşlar merhaba. 34. dersle devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar bu biz enine denge dersine geçtik. İşte ben ilk başta bir giriş yaptım vesaire bazı şeylerden bahsettik ama. Şimdi benim bu çok içime sinmedi. Ne açıdan sinmedi? Çünkü yani tamam bir sürü işte formüller veriyoruz. İşte K noktası, B noktası, G noktası, yok metacenter vesaire. İşte yok GM küçülmesi, GM nedir, KG nedir, GZ nedir vesaire. Bunlardan bahsettik ama yani formüllerin içinde boğulup ana resmi kaçırmış olmak istemiyorum. Yani ben burada peki yani biz bu hesapları yapıyoruz ama tamam siz okulda bunları işte sınavdan geçmek için vesaire ezberliyorsunuz, öğreniyorsunuz vesaire ama yani siz yarın öbür gün iş hayatına atıldığınızda ve gemiye çıktığınızda yani bunlar gerçekten ne anlam ifade ediyor? Yani biz bu mesela bir GZ hesabını, bir GM'i filan hani kararlı dengede olmayı filan niye yapıyoruz? Yani bunların niye kaygısını gidiyoruz? Tamam mı? Ben bu derste böyle bir hani işin formüllerini filan bir yana bırakıp tamam mı? Yani böyle biz hani tam olarak ne yapıyoruz? Yani bu genel şekli. Yani bu KG hesabı nedir? Niye yapılır? Filan hani biraz bu işin şeyi pratiği üstünde de bir durmak istiyorum. Tamam mı? Dolayısıyla şöyle şu kalemi de bir açalım. Yani çünkü sadece formüllerle gittiği zaman insan hani kafasında oturmaz. Böyle uyguladığın zaman, gemi üstünde tatbik ettiğin zaman daha kalıcı olur. Yani burada bu bir takım hesaplar yapıyoruz biz. Bir sürü formüller vesaire yazıyoruz ama yani bunları tam olarak biz niye yapıyoruz? Yani bu bir kuş bakışı resim çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi dolayısıyla o yüzden evvela diyeceğim ki geminin denizde hareketi. Tamam. Bunları böyle biraz okuyarak gideceğim. Ve böyle kafamızda bir fikir olsun. Yani biz bunu niye hesaplıyoruz bunları? Ne yapıyoruz yani tam olarak? Şimdi gemilerin dizaynı dikkatli kullanılmaları şartıyla denizde umulan hava muhalefetlerini karşılayacak şekilde yapılır. Tamam. Şimdi siz bu ship construction, gemi inşa dersinde falan şey yaparsınız. Bunları görürsünüz teferruatını ama normalde gemiler işte 15 metrelik dalgalara dayanacak şekilde o mukavemette yapılıyorlar. Tamam. Yani dikkatli kullanılmasından kasıt yani ne çok aşırı zorlayacaksın ne de çok güvensiz olacaksın. Tamam. Böyle hani işte ben ne bileyim çok iyi bir kaptanım filan işte gemi çok iyi havaya girer çıkarım filan bu tarz kaygılardan ziyade bakın arkadaşlar bizim mesleğin şöyle sarıyla yazayım onu hatta Golden Yellow'la yazalım ki altın kurallardan bir tanesi altın kurallar şimdi gemicilik dersinde öyle de bir şey yaparım şu renk şu bayrak sarısıdır değil mi bayrak sarıdır yani Signal. Yellow'dur. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Şu da üstteki yazdığım bu Golden Yellow'dur. Renk olarak Golden. Yellow'dur boya isteyeceğiniz zaman. Boyaların böyle RAL kodu denen uluslararası bir kodu var. Nasıl ki ilaçlarda işte ne bileyim yani paralcin var mesela paralcin. İşte Novalgin var. Değil mi? Yani bunların hepsi parasetamol bazlıdır mesela. Etken madde diye bir şey var. Tamam mı? Hangi üretici olursa olsun marka isim değişse bile etken madde paralcindir mesela bunda. Aynı böyle de boyalarda da sen hangi boya markası olursa olsun işte Hempel olur, Jotun olur, International olur, herhangi bir başka boya markası da olsa RAL kodu dediğimiz uluslararası boya kodu sen diyelim ki işte Golden Yellow'unki. Ya uyduruyorum 2004 müydü, 2002 miydi öyle bir şeydi. Sen RAL 2002 istediğin zaman hangi marka istersen iste sana Golden Yellow gelecektir. Neyse aklıma gelmişken bunu da dedim şey yapayım böyle bir gemicilik dersi falan
Veya yani tam olarak olmasa da o gemicilik dersi de yani böyle anlatarak olmaz abi. O da apayrı bir konu. O şeydir yani böyle derste uygulamalı. İşte denizci bağları filan. Tamam mı? Her neyse şimdi bizim mesleğin altın kuralları kurallarından biri. Bakın arkadaşlar bizim meslekte tamam mı? Ne eksik, ne fazla, ne çabuk, tamam mı? Ne de yavaş karar verilmez. Karar verilmez. Bizde sadece ve sadece doğru karar verilir arkadaşlar. Tamam mı? Karar verilir. Bizim mesleğimiz böyle bir meslektir. Yani sen illaki ne bileyim işte bir hava var. Böyle veya şöyle bir örnek vereyim. Yani bir hava durumu var. İşte orta şiddette bir hava ama gemi kaldırır. Yani sen bunu kaldıramaz deyip rotayı bilmem neyi uzatırsan madara olursun, tamam mı? Ama hakikaten de ciddi bir fırtına var. Tutup da ben bunun içinden geçerim, göbeğine dalarım, aman rotayı kısaltmayayım dersen de o zaman deniz adama haddini bildirir abi. Çok da güzel görürsün denizin gücünü, tabiatın gücünü. Ve bizde de böyle hani çabuk veya yavaş da değil. Ha bu şey olabilir yani hakikaten hızlı da karar verebilirsin, yavaş da karar verirsin. Ama en nihayetinde durumu yani kendi gemini tamam mı durumunu ve önündeki işte deniz şartları. İlla deniz şartı da olması da gerekmiyor. Bir yükleme tahliye operasyonu da olabilir. Aman işte ne bileyim gemi aman çok zarar görür deyip azıcık alıp madara olmak bir sürü sorun yaşamak veya kardeşim her halükarda alır yükle gitsin deyip gemiye zarar vermek bambaşka hadiselerin gündeme gelmesini sağlamaktansa biz durumu sadece olduğu gibi görmek abi. Durumu olduğu gibi görmek. Tamam mı? Yani bu bileceksin, gemini de tanıyacaksın. Kendi yapabileceğini, işte gemideki ekipmanları da bileceksin. Nelere, ne kadar, nereye gidebilir onu bileceksin. Kendini, personelin kapasitesini de yani en üst sınırlarına, en alt sınırlarını bileceksin. Ve sadece doğru karar vereceksin arkadaşım. Yani bizim mesleğin altın kuralı budur. Tamam mı? Durumu olduğu gibi objektif olarak görmek. Ne abartılı, ne çok abartmak, ne de çok şey yani böyle nasıl diyeyim, ne çok önemsiz görmek, ne de çok aşırı önem vermek. Sadece ve sadece olduğu gibi görmek, kendi gemi durumunu da olduğu gibi görmek ve buna göre doğru olması gereken bir karar vermek durumundayız biz. Tamam. Dolayısıyla bir daha okuyayım. Gemi dizaynı dikkatli kullanılmaları şartıyla denizde umulan hava muhalefetlerini karşılayacak şekilde yapılır. Olumsuz hava koşullarına yönelik olumsuz hava koşullarına yönelirken geminin baş tarafının deniz yüzeyine çarpması veya omuzluklarından dalga çukurlarına dalmasıyla geminin zarar görmesi muhtemeldir. Özellikle baş kasaraları yüksek olmayan alçak gemilerde sevk edilen suyun kütlesi ve etkisi ya da şiddeti de diyebiliriz buna bir sonucu olarak güverteye elemanlarına veya ambar kapaklarında hasar oluşması muhtemeldir. Şimdi arkadaşlar biz tam da dur bakayım. Şöyle dünya siyasi haritası neredeydi? Şurada mı? Şurada. Tam da lazım oldu. Bakın güverteye su çullanır. Bazı şeyler işte böyle hani dedim deniz adama haddini bildirir. Hakikaten de öyle. Biz yüklediydik. Nereden? Abi dur Pasifik Okyanusu'nu açmamız lazım. Bunda da şey Pasifik açılmıyor ya. Dur bakayım bir başka Pasifik'i gösteren bir dünya siyasi haritası açalım. Yükledik. Kanada'dan. Vancouver'dan. Tamam. Abi update etme be. Neyse. Ondan sonra 5 ambarlı gemiydi. 4 ambarında 1, 2, 3 ve 5 numarada Greenpea yani bezelye. Tamam mı? Bir ambarında da 4 numaralı ambarda da Red Lentil, kırmızı mercimek yük.
Hububat yüklemesi. Bunları yükledik. Ondan sonra Kanada'dan kalktık ve Hindistan'a tahliye edeceğiz. Bu yük şeydi, böyle nasıl diyeyim, bir işte hayır kurumunun toplanan bir şeyin Hindistan'a yardım maksadıyla toplanan bir şeydi. Parayla alınan bir yardım yüküydü. Tamam mı? Ondan sonra biz şeyden geçerken, şöyle diyeyim, map diyelim. Şu bir kendine gelsin. Pacific Ocean Maps. Aç bakalım. Şimdi şöyle şey yaparak anlatmak istiyorum ki şekil üstünde daha güzel olur. Şöyle Hindistan'da mümkün mertebe alsın. Şu da iyi gibi. Dur bakayım şu nasıl. Şu iyi gibi abi. Şu ne? Tam ekran bu mu acaba? Bu da şimdi. Ya bunlar küçükmüş. Dur bakayım. Şöyle araçlardan boyut büyük yapalım ki. Evet. Bak. Yok. Şu iyidir abi. Nispeten iyi. Resmi yeni pencerede bir açsın bakalım. Geldi mi görüntü? Gelmedi. Ya Preview değil de aç abi işte ya. Neymiş bu? Resmi yeni sekme de aç diyelim. Açsın şu resmi de. Bu da neyse şunu yakınlaştırabileceğiz mi? Evet. Bakın şimdi şöyle kabaca çizeceğim. Şimdi biz geldik Kanada'dan, Vancouver'dan, tamam mı? Şuralardan şöyle yükledik. Şuradan. Şuradan yükledik. Böyle Pasifik'ten büyük daire seyriyle işte aşağı ineceğiz. Tamam mı? Ondan sonra buradan da işte Singapur ve Malaka'dan geçip Hindistan'a tahliye edeceğiz. Burada gelirken tabii okyanus malumunuz aşağılarda hava oluyor, ortalarda, aşağılarda ya da bu bölgelerde. Bunun sivelleri, sivel dediğimiz ölü dalga, yani rüzgar esmiyor. Aşağılarda esiyor ama aşağılarda o rüzgarın oluşturduğu dalgalar artık rüzgar etkisini kaybedip böyle bir nasıl diyeyim, şey, homojen bir hal alıyor. Yani aktif itici gücünü kaybediyor. Böyle bir dalga olarak ilerliyor. Bu yandan güneyli siveller geliyor böyle durmadan. Biz de burada ilerliyoruz gemiyle. Ne olacak? Gemi tabii yalpaya düşüyor, tamam mı? Bu yalpa nedir yalpa? Rolling dedi, değil mi? Rolling'dir. Ondan sonra iskele sancak. Şimdi senkronize diye bir şey var. Şöyle deniz seviyesi olsun. İşte sivel geldi buradan. Senin gemini hop şöyle bir tarafa yatırdı. Ne olacak? Gemi bu tarafa yatıyor. Sonra kendini geri toplamaya çalışıyor, değil mi? İşte kendini geri toplarken abi tam bizim gemi. Şöyle ikinci durum olarak çizeyim onu. Tam böyle diğer tarafa yalpalarken, tamam mı? Şu şekilde. Şöyle yaşam mahalli bacası. Diğer bir siver geliyor. Şurada pilot çarmıhları olur. Bunlar böyle nasıl diyeyim, çelik konstrüksiyonun üzerine şöyle pilot merdivenini bindirirler. İşte burası upper plate'i, lower plate'i. Sen bunu böyle şeyle, elektrikli motorla bordaya yatırırsın. Tamam, sonra motoru makaradan saldıkça bu böyle üst tavası düz, alttan böyle iner alt tavası. Yani pilot almak için pilot da çarmıhtan çıkar, hop çıkmak için. Abi bu koskoca şey, ben de böyle var diye de izliyorum, tamam mı? Yani böyle hani ters dalgaya düşüyoruz falan. Abi şu koskoca dalga güverteye bir çullandı ve şu pilot merdivenini gözümün önünde kağıt gibi güverteye kapadı böyle. Yani resmen şu, şurada bir sürü İşte ne bileyim 4 tane, 5 tane, 6 tane bunu askıda tutan şeyler, çelik ığlamalar var, tamam mı? Yani böyle ığ.
böyle. Bunların içi dolu. Bunlar çelik profil. Tamam mı? Yani bunu kağıt gibi büktü ve güverteye kapadı. Yani dolayısıyla arkadaşlar, hani gemi sağlam, gemi yeni, ya dev gibi gemi, capsize işte 300 metre falan, hiçbir şey olmaz demeyin. Öyle bir olur ki ne olduğunuzu bile anlamazsınız. Bir diğer şey vardı yükte, orada Hint Okyanusu'da. Biz şeyden, Durban'dan yüklediydik yükü. Pardon, şeyden, bunlar Kore'den benden önce yüklüyorlar. Windmill, hani şu şeyler var ya, nasıl diyeyim, rüzgar tribünleri var böyle, rüzgar enerjisi üreten dev gibi. İşte onlar sökülü halde. Böyle onun gövdesi, kanatları falan hep sökülü halde. Çanakkale'de falan görürsünüz bunları. Ondan sonra şey, Gökçeada'nın oralarda falan. Parça parça bunlar geminin ambarlarına ve güvertesine yükleniyor. O şekilde nereye? Güney Afrika'ya getiriliyor. Ama tabii güverteye bunları düzlemek için altına böyle şeyler yapıyorlar. Çelik plakalar ve tahtalardan tam düz kalması için şey yapıyorlar. Böyle daneçler, bir sürü lashingler, chokingler falan yapılıyor, tamam mı? Bunların bir sürü malzemesi kalıyor güvertede. Ondan sonra biz de işte Durban'da tahliye ediyor. Durban'da kömür yükleyip geri Çin'e götüreceğiz kömürü. Şey, Hindistan'a kömür, yok Hindistan'a mıydı? Çin'e kömür götürüyoruz. Ondan sonra işte biz Pasifik Okyanusu'nu geçiyoruz tabii. İşte kiracı dedi ki şey yap, yani siz yapın dedi, o şeyleri sökün, parasını verelim, güvertede kalmasın. Tamam. Bir sürü de mapa, anele bilmem ne var dedi, onları da toplayın işte, biz geldiğimizde koyun varillere, geldiğimizde alacağız. Neyse, biz onları işte güvertede böyle fiter filan keserken, biçerken tabii laşinglerini mecbur söküyorsun. Bazı şeyler böyle güverteye kaynatılmış üçgen bayraklar. Tamam mı? Bunları kesiyorsun. Bir kısmı kesili, bir kısmı şey. Yani mümkün mertebe bitirmeye çalışıyorsun ama yani hava karardığı zaman da kalıyor. Ondan sonra bir hava çıktı okyanuslarda. Unutmayın, her zaman sallanırsınız abi. Hava olmasa da sival olur. Mutlaka sallayacak bir bahanesi vardır. Yani güvertenin üstünde şöyle şöyle işte düzlensin diye kademe kademe böyle şeyler, tamam mı? Dilim dilim. Bunları da kenardan tutan böyle saç profiller kaynatılıyor. İşte bunun böyle hareket etmesi engelleniyor falan. Bunun üstüne de kocaman şey böyle güvertede düz kalsın diye biniyor. Bunları biz keserken gemi yalpaya düştü. Yine güverteye deniz bir çullandı. Yani ben, biz hepimiz o esnada şeyde, güvertedeyiz yani. Ters işte rota değişimi bir şey. Abi su bir girdi güverteye. Ben kendimi ambar mezanasının arasında buldum yani. Tesadüf eseri. Tamam mı? Yani böyle ne olduğunu bile anlamıyorsun yani, ve o su geri çekilirken alıp seni denize de götürebilir. Dolayısıyla arkadaşlar, veya çok sert havalara girdin işte, gemi başkıç yapıyor. Bakın, Karadeniz'de gemi çok batar. Bunlar biraz da dalga frekansı ile alakalı. Dalganın frekansıyla senin geminin yalpa periyodu eğer örtüşüyorsa ne oluyor? Dalga geliyor, senin gemine vuruyor, biraz yatırıyor. Senin gemin yalpaladı, geri geldi. Bir daha yalpalarken aynı taraftan bir daha vuruyor, biraz daha yatırıyor. Geldi, bir daha yalpalarken bir daha vuruyor abi. İyice yatırıyor. En sonunda dördüncü de beşinci de her neyse tumba yapıyor. Tamam mı? Yani bu denizde şaka olmaz arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani gemiyi bileceksin, şeylerini bileceksin. İşte başkıç yapıyor, gemi vuruyor. Hiçbir şey olmaz ya, dev gibi gemi falan. Ha, çok aşırı korkmanın da gereği yok. Aman şey yapacağız falan. Öyle, ama hani bir şey oldu hemen can yeleğini giyip köprüsüne de çıkmayın. O kadar da şey değil. Ama dediğim gibi şey yapacaksın, doğru karar verin. Ama mantıklı hareketler. Hava varsa kaçacaksın, yoksa mümkün mertebe emniyetli gideceksin. Çok da abartmayacaksın, asla da hafife almayacaksın. Tamam mı? Yani dolayısıyla evet, yani İşte o güverte elemanlarına ve ambar kapaklarına hasar oluşması muhtemeldir. Ya diyordum, hani güverteye deniz çullanıyor falan, ne olabilir diye ben hep öyle düşünüyordum. Ama abi hakikaten de güverteye deniz çullandı, gözümün önünde kağıt gibi büktü pilot alüminyum pilot ladder'ı. Tamam mı? Ondan sonra dik bir siverle bordalanmış bir gemi ağır yalpalara düşebilir. Bu durum ya rotadan ya da bir makine arızası gibi sebeplerden olabilir. Şimdi şöyle, ya illa ben rotamda gideceğim diye haldır huldur şeyi, Yemen'in
anlamı yok. Yalpaları yemenin anlamı yok. Yani senin siberlerin bu istikamette geliyorsa ve senin rotan bu istikamette ise sen illaki dümdüz gideceğim, bana yandan vursun vursun, oh ben de yalpalım değil. Abi zikzak çizersin, bir omuzluğu alırsın, baş omuzluğa, kıç omuzluğa, bir baş omuzluğa, bir kıç omuzluğa mümkün mertebe azaltırsın. Direkt bordadan haldır uldur yemezsin arkadaşlar, tamam mı? Onu kastediyorum. Ya da makine arızası. Hani böyle durumlarda makine stop etti, gemi dalgayı, havayı bordalar. Bu sefer seni hababam yalpaya düşür. Onu kastediyorum. Tamam mı? Arızası gibi sebeplerle olabilir. Bu tür ağır yalpalar bir geminin gövdesinde ve üst yapısına zarar verebilir. Ayrıca kararlı dengesini bozacak şekilde yük kaymasına neden olabilir. Evet arkadaşlar, şimdi her yükün bunlara ileriki derslerde geleceğiz, bir kümelenme açısı vardır. Tamam mı? Açısı. Yani diyelim ki sen işte şöyle düz bir satı buraya tuttun, ne bileyim işte mısır yükünü koydun, o şöyle kümelendi, tamam mı? Ondan sonra geldin bir alüminyum yükünü koydun, o şöyle kümelendi, daha yatay kaldı. Yani şu açı tetaysa, şu açı alfaysa, yani bu açılar birdi, bir başka yük yükledin, o da böyle dimdik kaldı, yani çok daha dik bir açıyla kaldı. İşte bu kümelenme açısıdır. İşte ne zamanki senin yatma derecen, tamam mı, yani bu kümelenme açısını geçerse orada bir risk vardır arkadaşlar. Tamam mı? Yani hatta sadece bu yük kaymasıyla da kalmayabilir. Şeylerde böyle steel productlarda, break bulk cargo dediğimiz, tamam mı? Break bulk cargo dediğimiz, işte rulosacı olur, ne bileyim böyle billetler olur, bir şeyler, borular vesaire, bunlar da yük özellikle şu steel coil'lerde, tamam mı? Yani rulosajlarda. Bunlarda yük lashing'i koparabilir, gemi bordasından da çıkabilir. Yani gemiyi bile batırırsınız, tamam mı? Çok fazla şansını zorlamayacağım. Bir de hazır aklıma gelmişken söyleyeyim. Ben bu kargolara ayrıca gireceğim. Şu unutmayın. Rulosaj yüklemelerinde hot rolled coil denilen şeyler var. Ya bildiğin rulosaj çıplak, tamam mı? Cold rolled değil, dışı kaplı falan değil. Kimileri kutuda oluyor cold rolled'ların, kimileri üstü, hepsinin üstü kaplı olur da koruyucu şeylerle, ama şeyde bazen kutulu oluyor, bazen böyle şey bile, dikine bile yüklendiği oluyor, her neyse. Ben hot rolled'lardan örnek vereyim. Unutmayın. Lashing, ambar içinde yapılan lashing, tamam mı, steel productlardan, yani demir çelik yüklerinde ambar içinde yapılan lashing, gemi işte 30 derece yattı, yükü tuttu, bunun için değildir. Burada yapılan lashingler sadece ve sadece, tamam mı, sadece ilk hareketi önlemek içindir arkadaşlar, önlemek içindir. Yani sen buraya rulosaj yüklüyorsun. İşte her biri 25 ton. Buraya senin yaptığın, şöyle burayı bir temizleyelim. Şöyle yapayım. Burası ambar tabanı. Şu bir rulosaj. Şu da bir rulosaj. Şurası double bottom hopper olsun artık. Yaslamışsın. Tamam mı? Şöyle double bottom alttan gidiyor. Şurası DBT. Tamam mı? Şurası hopper'e. Şurada rulosajları yüklüyorsun, birbirine yaslıyorsun. Üst üste koydun. İşte buradan yapacağın lashingler, ilki üçgen vurulur. Tamam, sonrakiler böyle. Ya o artık limanın şeyine veya kiracıyla şeyin, piyanayın vesaire aralarındaki muhabbete var da, genel lashingleme bu. Yani şu altları illa yapmak gerekiyor. Ya ben buraya bir lashing yapayım. Şu 25 tonluk, ya çok ağır yalpıyor, düştük mü işte bu 25 ton tutsun, değil abi. Yani burada sadece ilk hareketi engellemek maksadıyla, yani şu lashingler belki ne bileyim 3-5 ton anca tutar yani, tamam. Ama yani o kopup savrulmasın. Sadece ve sadece ilk hareketi önlemek içindir. Yani yükü taşımak için değildir yani. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim arkadaşlar. Tamam mı? Evet, yük kaymasına neden olabilir. Ayrıca bu yalpaların bir sonucu bordanın tekrar suya dalıp çıkması, suyla dövülmesi sonucu tekrarlanan basınç değişikliğine neden olur. Bu durum borda sacı ve iç elemanlar üzerinde uzun vadeli bir zayıflama, yani metal yorgunluğuna
kastediyor. Neden olabilir? Şimdi arkadaşlar bununla ilgili zaten artık şey yapıyorlar. Araştırmalar yapıyorlar. Yani şöyle artık yükleme hızları ve tahliye özellikle de yükleme o kadar süratlendi ki. Yani siz 175 bin tonluk pardon tonluk bir capsize vessel'la tamam mı? Capsize vessel'la gidiyorsun Itaqui'ye yani Brezilya'ya. Abi adam seni 18 saatte 16 saatte yüklüyor. Yani böyle on binlerce ton yük yüklüyor gemiye tamam mı? Çok süratli şekilde. Yani şu hani nasıl kolanın şöyle kapağını böyle bir o tarafa bir bu tarafa oynatırsın. Biz lisedeyken işte o vurur bu vurur kimde kırılırsa yenilen şey yapacak. Kıramayan işte ötekine ne bileyim bir şey ısmarlayacak falan. Yani bu bir bu tarafa bir bu tarafa şu işleyen yerde metal yorgunluğuna neden oluyor. Aynı şeyler gemi için de geçerli. Habamam senin gemin bordadan dövülürse, baş taraftan dövülürse, baş omuzluktan dövülürse, işte içeride tankları slack bırakmışsın. Yani slack ne demek? Slack tanklar için. Slack. Yarı dolu, yarı dolu. Yarı dolu. Bırakmışsın içeride su çalkalanıyor. Sloshing efekt dediğimiz tamam mı? Çalkalanma. Sloshing efekt dediğimiz. İçeriden dövüyor, dışarıdan dövüyor. İşte titreşiyor gemi. İlla yalpa yapmaz unutmayın. Yani gemi böyle üç boyutlu hareket eder. Yani böyle okyanus havaları insanın belini ağrıtır. Hem bir genel yalpa olur, bir başkıç olur. Bir de böyle de bir düzensiz bir aks etrafında böyle şey oval hareket olur yani. Tamam mı? Yani böyle nasıl duracağını bilemezsin. Durmadan bel ağrıları çekersin. En iyisi bir yere böyle güzelce tutulup bacaklarını da açıp kendini sabitlemek. Her neyse. Bu gemiyi de yoruyor. Gemide metal yorgunluğuna neden oluyor. Tamam mı? Dolayısıyla veya çok aşırı hızlı yüklemeler onu diyordum. Yani çok aşırı hızlı yükleme, hızlı tahliye, hızlı yükleme, hızlı tahliye sacı yoruyor, sac esniyor. Tamam mı? Dolayısıyla bununla ilgili şeyler de yapılır. İşte bunlara da mümkün mertebe düşmemek. Yani gemi mukavemetini korumak, o ilk şeyini metal yorgunluğunu önlemek gerekiyor arkadaşlar. Tamam. Evet, metal yorgunluğu olabilir. Arkadaşlar bu dersi 27 dakika oldu. Ya biraz size bakın geyik gibi gelebilir. Buradan zaten şeylere bağlayacağım yani direkt şu. Biz hani bu CZ hesabını, KG hesabını ne yapıyoruz ama yani şu genel bir fikriniz olsun. Ya bunlar size niye lazım? Şimdi burada çok güzel kağıt üstünde lay lay lom ama denize çıktığın zaman abi çok acı şeyler. Yani bir lashingi unutmak. Tamam mı? Bir ambar menholünün şey olması, su alması, menholden su girmesi ve denizli hava var güverteye çıkamaman. Veya bir ambar kapağının hasarlanması. Veya ambarına balast aldın, şeyden kaçırdığı menhollerden kaçırdı, su boşaldı, kapağı hasarladı. Veya çok ciddi havalara girdin, posta attırdın içerilerde şey. Yani bunlar başınıza geldiği zaman, yani o nasıl diyeyim, korkunç dalgaları gördüğün zaman o zaman işin ciddiyetini anlıyorsun arkadaşlar. Hani dedim ya gemi limanda batar. O yüzden bunlara biraz böyle bir girizgah. Hani aslında en başta bunu yapmak gerekirdi ama yani biz hani rutin daldık böyle haldırdık formüllere. Abi her şey formül de değil. Yani sen bu işi niye yapıyorsun abi? Geminin selameti, düzgün bir dengede, kararlı dengede olması ve mukavemetinin o bending moment, shearing force'ların niye belli limitler içinde kalması gerektiği, yani neyi yaşayacaksınız siz gemiye çıktığınızda yarın öbür gün veya bir yük kaydı, gemi bayıldı filan veya bir çatışma oldu, bir şeye karaya sürttün, oturdun, su almaya başladı. Hani bunlar gerçekten çok ciddi şeyler. Bunlara biraz böyle bir kafanızda fikir canlansın. Yani bu hesapların ne gereği var abi? Ve bizim ana kaygımız ne? Yani bu hesabı yaparken bizim maksadımız ne? Neyi amaçlıyoruz? Tamam mı? Bunları önemli gördüğüm için bu 34. dersti galiba arkadaşlar. Dur bakayım şuradan. YouTube açalım abi. İşlemleri. Neredeydi? Ders anlatım. Kaçıncı dersi anlatmışız en son? Tabii 33'ü anlattım. 30. 34. dersi böyle bitirelim. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.